Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 519 sıra sayılı kanun 6. maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Aziz Türk milletini ve Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce bugün şehit düşen iki askerimizi ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan askerlerimize ve gazilerimize de acil şifalar dilerim. Rabbim ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Değerli milletvekilleri, üzerinde görüştüğümüz kanun üniversitelerle ilgili ama ben biraz daha eğitimin farklı bir boyutuna değinerek görüşlerimizi belirtmek istiyorum. Öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu 2018 yılı hizmet içi kurs programını özel okullardaki rehberlik hizmetlerinde çalışabilmeyi sağlayacak rehberlik sertifika kurslarının iptal edildiğini bugün öğrenmiş bulunmaktayız. Bunun için Milli Eğitim Bakanımıza da hassasiyeti sebebiyle teşekkür ediyoruz. Zira her ne kadar bu kursların açılma sebebini uzman yetersizliği olarak gösterilse de 2018 Haziran ayında yeni pedagog ve psikologların mezun olacağını da düşündüğümüzde 30 binlere yakın bir iş arayan psikolog ve PDR mezunu arkadaşlarımızın olacağını bilmekteyiz. Bu kadar uzman iş ararken kurslarla başkalanlara kapı açılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bununla birlikte ben özellikle değinmek istediğim bir konu var ki anaokullarında rehber öğretmen norm kadrosu yok. Bunu neden dile getiriyorum? Çocuk istismarları sebebiyle dile getiriyorum. Çocuk istismarları maalesef araştırıldığında, istatistiklere bakıldığında en fazla 2 ila 10 yaş arasında ve bu çocukların dışarıdan herhangi birinden yardım isteme şansı olmadığı için profesyonel gözle durumlarının incelenmesi, haklarında bir fikir yürütülmesi ve ulaşılabilir kaynaklar uzmanlar tarafından yardım almaları gerekir. Maalesef anaokullarında rehber öğretmenin olmaması büyük bir eksiklik. İlkokullarda rehberlik dersinin olmaması da başka bir eksiklik. Çünkü ilkokullardaki rehberlik saatlerinde önceden çocuklara stresle başa çıkma, öfke kontrolü, ilişkiler, iletişim kurma şekilleri, empati kurma biçimi ve bununla birlikte bilişsel davranışçı yöntemlerle öğretilen, kişisel donanımlarını güçlendiren, ruh sağlıklarını koruyan beceriler edinilmesi sağlanıyordu. Maalesef ilkokul çocuklarımız bunlardan mahrum kaldı. İnşallah bu sorun da düzeltilir. Norm fazlası rehber öğretmenlerin farklı okullarda görev almasıyla ilgili yayınlanmış bir genelge var. Ben 20 yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda farklı okullarda görev yaptım rehber öğretmen olarak ve bu çeşit görevlendirmelerle başka okullara da gittim çalıştım. Buradan kaynaklanan tecrübeme dayanarak söylüyorum. Böyle bir sorun çözme yöntemiyle amaçlarımızı gerçekleştirmemiz çok zor. Neden? Özellikle çocuk istismarlarını dikkate alırsak ki en çok PDR ve psikoloji mezunları, okulların rehber öğretmenleri bunları ortaya çıkarıyor. İki gün çocuk okulda gördüğü farklı bir simaya güvenemez. Ona gidip falanca kişi bana şunu yaptı, hele bir de ensestten problem varsa babam bana bunu yapıyor diyebilecek cesareti olmaz. Kaldı ki bir okulun psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi oradaki çocuklarla kurulacak empatiye ve iletişime dayandığı için iki günde hafta iki de iki günlük bir görevlendirmeyle böyle bir etkileşimin, iletişimin kurulması çok zor olduğundan bu sorunun daha farklı ele alınması, yani her okula ihtiyacı olduğu kadar psikolojik danışman, rehber öğretmenin atanması çok daha yerinde olacaktır diye düşünüyoruz. Zira kadro bekleyen çok sayıda mezun var. Yine son yayınlanan yönetmelikle ilgili önerilerimiz vardı. İnşallah bunlar olursa, çözülürse bizi mutlu edecek. Bu konudaki duyumlarımız var. Umarım doğrudur. Tıbbi sekreterlik için açılmış olan kursların da iptalini öğrendik. Bu da çok memnun edici. Zira bir alanda o kadar emek vermiş, üniversite okumuş kişiler dururken düşük 350 lira gibi ücretle işte belli bir saatte eğitim almış birilerinin yerine geçmesi gerçekten haksızlıktı. İnşallah bu sorunlar mevcut benzer uygulamalarında önüne geçmesi açısından bir örnek olur. Yine istihdam bekleyen çok sayıda edebiyat ve tarih öğretmenimiz var. İnşallah onlar için de kadro açılır diye umuyoruz. Çünkü bu kardeşlerimiz büyük bir hevesle öğretmen olup çocuklara ulaşmaya çalışıyorlar. Bunu hevesindeler. Bir de ayrıca burada dile getirmek istiyorum Sayın Bakanımız da buradayken bir aile danışmanlığı sertifika programı sorunumuz var.
Bu konuyla ilgili özellikle yakın zamanda beni arayan bir kuruluş var, bir özel kuruluş ve bu özel kuruluşla aramızda geçen bir konuşma. Tamamlayın lütfen. Tesadüfen arandım zannediyorum, mesleğim sebebiyle arandım. Arayan arkadaş benim vekil olduğumu bilmiyordu. Dedi ki aile danışmanlığı sertifika programı açıyoruz, katılmak ister misiniz? Nerede bu? Ankara'da falanca yerde, özel bir kuruluş. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan bir sertifika veriyoruz dedi. Peki kim veriyor, kim hocalar dedim. Falanca isim, bir psikolog arkadaşın ismini verdi. Bütün derslere mi bu kişi giriyor dedim. Evet dedi. Süpervizyonları kim veriyor dedim. Yine o arkadaş veriyor dedi. Yani bir kişi bütün derslere giriyor, süpervizyonları veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onay aldığını iddia ediyor. Ben de çok merak ettim. Açtım o arkadaşın adını, internette aradım. Aile danışmanlığı, evlilik, çift terapileri, hiçbir donanımı yok bu arkadaşın. Ama maalesef bir boşluktan, bir açıktan yararlanarak sertifika almak isteyen arkadaşlara uygun eğitimi vermiyorlar. Bu da büyük bir sorun. Kaldı ki bu aslında yüksek lisans programıdır. Sertifika da olmamalıydı. Ama madem sertifika var, o zaman ehil kişiler tarafından verilmeli. Zannediyorum bu dikkatinizden kaçmış olabilir. Hatırlatmak istiyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür.